Bir aksilik olursa keser bir daha alırız. Olur. Girelim. Burada biraz sessiz oluyoruz lütfen. Evet, hazırız. 3, 2, 1, kayıt. Sevgili seyirciler, her hafta sevgiyle yoğrulmuş tarifleri tadıp ardında aşk hikayeleri dinleyeceğimiz yepyeni programımız Aşkın Tarifine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Antepli lezzetlerin üstadı Sultan Hanım var. Merhaba Sultan Hanım. Merhaba. Kendisi bugün bize kendi kelimeleriyle aşkın tarifini anlatacak. Buyurun, sizi dinliyoruz Sultan Hanım. Merhabalar. Bugün size Antep'in acısıyla ünlü beyran çorbasını anlatmak isterim. Benim için aşk yüreğimi parçalayan acıdan ibarettir çünkü. Yeni yuvanız olan düdüklü tencerenizi, eşinizi, yani kuzu etini, kemiklerini, yani aşk dolu hayallerinizi ve aşkınızın tohumları olan suyu ekliyoruz. Sonra samsakları da ekliyoruz. Haşlıyoruz. Haşladığınız eti didikleyin. Hep ihanet edildiğinizin şüphesiyle didikleyin. Dedikodular ve ihanetle yıkadığınız pirinci haşlayın. En son ocağa atacağınız kabı alıp yüreğinizin yangınıyla iç yağını, tereyağı, pirinci ve eti, tuzu, karabiberi, sarımsağı, et suyunu ekliyoruz. Pul biberimizi de döküp 2-3 dakika kaynatıyoruz. Yalnız pul biberini bol koyun. Gençliğinizin ve bütün hayatınızın elinizden alınmasının acısı böğrünüzü yaksın. Çorbanızı çaresizlikle kaynattıktan sonra gururunuzu ayaklar altına alıp limonunuzu sıkın. En son bavulunuzu toplayın, kendinizi ve çocuğunuzu ocaktan alın, sıcak servis yapın. Yoksa hayatınızı değiştiremezsiniz. Afiyet olsun. Sevgili seyirciler, bu hafta Antep yöresinin vazgeçilmez lezzeti beyran çorbasının nasıl yapıldığını Sultan Hanım'ın samimi aşk hikayesi üzerinden sizlere aktardık. Haftaya yepyeni bir yöreyle, yepyeni bir aşk tarifiyle karşınızda olacağız. Aşkla kalın. Kestik. Evet, kestik. Sultan Hanım, ben çok etkilendim. Katıldığınız için teşekkür ederim. Eminim bu program herkesi çok etkileyecek. Fırat, buna cevap vermek senin için bu kadar zor olmamalı. Hangisi? Cevabı bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü haklısın. Tat alamıyorum. Hepinizden özür dilerim.
Naz Hanım haklı. Tad alamıyorum. Geçer diye düşündüm ama olmadı. Fırat şefim, geçici bir durumdur kesin yani. Doktora gittiniz mi? Gittim tabii. Merak edilecek bir şey yok arkadaşlar. Tamam, tamam. Arkadaşlar, lütfen herkes işinin başına, servise yetişmemiz gerekiyor. Tamam Asuman, sıkıntı yok. Fırat, ben gerçekten çok, çok üzgünüm. Yani neler hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Ama bizimle paylaşmanı isterdim açıkçası. Umarım en kısa sürede iyileşirsin. Hatta umuyorum. Biliyorum. Sağ ol Şükrü. Tebrik ederim. Sen kazandın. Oldu mu? Tamam mı? Rahatladın mı? Mutlu musun? Sayende iyi bir şef de değilim. İyiyi bırak. Artık bir şef değilim. Burada çalışmam için de bir sebep kalmadı. Herkese yalancı olduğumu da ispatladın. Var mı başka alacağım işe benden? Bundan memnun olduğumu mu sanıyorsun? Sanmıyorum. Emin. Belli ki hala intikamını alıyorsun. İyi niyetli bir insan. Bunu şova çevirmez. Başka türlü itiraf edecek miydin ki? Ben senin için de endişelendim. Sana defalarca sordum. Sakladın, inkar ettin, hep yalan söyledin. Ne yapacaktım? Ben sadece sana yardımcı olmak istedim. Evet. Kesin öyledir. Bir de bana yalancı diyemem. Az önce çok zor bir şey yaptınız. Acınızı, sevginizi insanlarla paylaşmak işte kolay bir şey olmasa gerek. Kolay değilmiş Kazım Bey. Antep'in sultanının sahibinin kim olduğunu öğrendim. Kimmiş? Kazım Bey, neden çekiniyorsunuz? Söylesenize kimmiş? Antep'in sultanının sahibi eski eşiniz Serdal Öz. Naz Hanım nasıl öyle bir şey yaptı? Hala inanamıyorum. Ya ne yapacaktı? Fırat Şef açık açık sizi kandırdım dedi. Naz Hanım da belli ki mecbur kalmış böyle bir oyuna. Ya Serra, böyle bir şeyi bırak bize. Şef olarak kendini itiraf etmeye kolay mı sanıyorsun? Kolunun bacağının olmaması gibi bir şey bu, farkında mısın? Yeter! Burası bir mutfak. Farkında mısınız? Dedikodu alanı değil. Arkadaşlar bakın, anlıyorum gerçekten. Hepimiz şu anda şaşkınız, gerginiz, kafamız karışık. Ama şu an bunu müşterilere yansıtamayız. Lütfen rica ediyorum işimizin başına dönelim. Peki şimdi ne olacak Şebnem Hanım? Ben Fırat Şef'in iyileşeceğine eminim. Tamam, o iyileşene kadar da burayı sen yöneteceksin Eray. Hepimiz güveniyoruz sana. Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Ama sizden bir ricam var. Lütfen rica ediyorum. Fırat Şef'in bu durumu hepimizin arasında bir sır olarak kalmalı. Eğer duyulursa şefin kariyerine zarar verir çünkü. Tamam. Hadi kolay gelsin lütfen. Herkes iş başında. Fırat nerede? Bilmiyorum. Gitti. Gerçekten gerekli miydi bu Naz? Bütün mutfağı kaosa sürükledin ya. Onların bilmesine gerek yoktu ki. Kim bilir şu anda Fırat ne halde?
açmıyor. Açmaz tabii. Ya Şebnem, bütün bu olanlardan dolayı beni suçlayamazsın. Böyle bir şeyi saklamaya devam etseydi bize, hepimize çok daha fazla zarar verecekti. En çok da kendine. Ortaya çıkmalıydı gerçekler. Böyle herkesin içinde küçük düşürerek değil ama. Benim de hatam var. Yani benim engel olmam gerekiyordu. Çok kırdık Fırat'ı. Tamam, ben de yaptığımdan gurur duymuyorum. Memnun değilim. Ama beni buna mecbur bıraktı. Umarım bizi affedebilir. Fırat, iyi misin? Neden geldin baba? Ya bunca yıldan sonra. Hiçbir şey olmamış gibi annemin karşısına nasıl çıktın? Bir kuru güle seni affedeceğini nasıl düşünürsün? Bu kadar mı tanımıyorsun onu? Hayır, bir de gelmişsin burnumuzun dibine rakip dükkan açmışsın. Canını susadın herhalde. Yani bu kadar ölmek istiyorsan baba, ben sana daha kolay yöntemlerini söyleyeyim. Başka türlü annenin yanına yaklaşamazdım kızım. Ama bak görürsün, bir süre sonra da yumuşayacak. Bana da dükkana da alışacak. Ben senin yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Ya bir de kaşınır gibi ailemizin sırrını dükkanında kullanıyorsun. Kendini affettirme yöntemleri konusunda ders alman lazım, ben sana söyleyeyim. Söz konusu ben olunca annenin yangını hemen öyle sönmez kızım. Ateş kadınıdır o. Kalbini yeniden kazanabilmem için önce savaşmam lazım. Umarım öyledir. Ama bana sorarsan hiç şansın yok. Bir de pişkin pişkin Gül'ün hatırı var mı diye soruyor. Edepsiz, terbiyesiz. Ay ablam, ben şu an senin aklından geçenlerle ilgili bir ikilemde kaldım. Sol gözün havlu atıp dükkanı devrederek memleketine dönmenin habercisiyken, sağ gözün burada kalıp ex enişteye savaş açmayı müjdeliyor. Hangisi ablam? Bana anlatabilirsin. Kız, bu ne ses? Ay ablam, ne bileyim. Ablam, ben bakarım. Dur. Ablam, istersen işi uzmanına bırak. Ha? Teyzem, dur benim. Fırat, senin ne işin var burada? Bunu yollamayı unutmuşsun. Anneme ihtiyacım var. Alabilir miyim? Al hadi. Ay ablam, annesinin fotoğrafını istediğine göre Fırat'ımızın durumu vahim. Sen hep demez miydin o çocukken ne zaman kötü bir gün geçirse hep annesinin fotoğrafına sarılıp uyur diye? Fırat! Geç otur şuraya. Geç. Geleyim ben şimdi.
Program çok güzeldi ama siz daha güzeldiniz. Hayırdır Ati? Yine bir hallerdesin. Ne bu mutluluk? Fırat'la ilgili bir şey mi öğrendin yoksa? Yok, hayır efendim. Niye bu kadar mutlusun peki? Efendim Asuman? Galiba sonunda istediğin şey oldu. Ne oldu? Fırat tat duyusunu kaybetmiş. Ne? Ne diyorsun sen ya? Şaka mı bu? Hayır, gayet ciddiyim. Hepimiz şok olduk zaten. Naz bunu herkesin içinde onu rezil ederek ortaya çıkardı. Senin bu işte parmağın var mı? Saçmalama. Benim bile aklıma böyle bir fikir gelmez. Fırat ne yaptı peki? Ne yapacak? Çıkıp gitti. Sağ ol bilgi verdiğin için. Arayacağım ben seni. Oh be! Oh! Sonunda! Ne oldu efendim? Hazır ol. Yarın Fırat'la ilgili çok büyük bir bomba patlatıyoruz. Hadi bana bir kahve ver. Tabii efendim. Oh be! Oh. Buyurun efendim. Sağ ol. Dur. Önce bir ye. Hadi. Oğlum, ne oldu sana? Yok yok, bir şey olmuş, ağlarsın. Teyze mi? Oğlum, aklıma en kötüsü geliyor ha. Ben tadı alamıyorum, hiçbir şeyin tadını alamıyorum. Nasıl? Dükkandayken bir kaza geçirdim, önemsemedim. Bir şey olmaz dedim ama. Anam, kafanı bir yere mi çarptın sen? Bakayım neresi? Çabuk kalk, doktora gideceğiz çabuk. Gittim Beyza'm, gittim. Ne dedi? Zamanla geçermiş, geçebilirmiş. Sen şimdi bunun tadını alamayın mı? Ne zaman geçecekmiş peki? Geçmeyebilirmiştim. Anam! Sanki her şey bir camın arkasından bakıyormuşum gibi. Annemin yüzünü hatırlamaya çalışıyormuşum gibi. Hatırlamaya çalıştıkça gözümün önüne gelmiyor gibi. Yok yok, sen şimdi öyle şeyler deme de. Her şeyin bir çaresi vardır oğlum. Buluruz biz bir çaresini ağa. Ne yapacağım ben teyze? Oğlum. Annem. Bulacağız bir çaresini ya. Koçum benim. Buluruz bunun bir çaresini biz bir. Aa. Şimdi. Annem.
Nerede bu adam? Alo, Şebnem Fırat'tan haber aldın mı? Hayır. Ya adam zaten rehberden numaralarımızı silse geri. Vallahi şahsen ben öyle yapardım. Şebnem tamam, daha ne kadar daha kafama kakacaksın bunu? Bilmem. Böyle belki birazcık vicdanını sızlatana kadar Naz. Sızlamıyor mu sanıyorsun? Belki Ergin'den falan bir haber almışsındır diye düşündüm. Vallahi konuyu bile açamadım. Sevgilime en yakın arkadaşının kariyerini bitirdik diyemedim. Kaç kere daha söyleyeceğim. Niyetimin bu olmadığını biliyorsun sen de. Duyan da ben bir canavarım zannedecek. Canavar değilim ben. Şef, iyi misin? Her şey çok güzel olacak şefim. Yakında bu günleri unutacaksın şef. Her zaman yanındayız. Beni sevmiyor anne. Sevse böyle mi yapardı? Yanımda durmaz mıydı? Elimi tutmaz mıydı? Ben sana inanıyorum. Geçecek demez miydi? Demedi annem. Ama bak sana söz veriyorum. Artık bu aşkı unutacağım. Naz için artık acı çekmeyeceğim. İnanmıyorsun bana. Bu defa inan. Bu defa başka. Hop 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 hop, bırak. Bırak bırak ya. Ne yapıyorsun? Diğer sağlam olanı da kıracaksın kalacaksın başımıza böyle. Ya oğlum ben böyle de bir halta yaramıyormuş gibi hissediyorum ya. Her şeyi sen yapıyorsun. Ya Allah Allah ya. Afım. Ya olur mu öyle şey? Ben senden enerji alıyorum. Bütün işleri öyle yapıyorum ya. Sen niye döküyorsun kafana? He? Aha. Ne oldu, hayırdır? Kim o? Dur. Efendim? Ne oldu, kavga mı ettiniz? Tamam, tabii ki yardım ederim. Oldu, anlaştık. Kim o? Kime yardım edecek? Sultan ablam. Sizin bu Fırat'la hızlı barışmanızın dayanağı nedir? Sen bize bir anlatsana. Hayır, bu çocuğun bir derdi olmasa sen böyle ışık hızıyla 180 derece dönmezdin. Abi. Oğlum nereye? Rafıklar çağırdı teyzem. Kıramadım. Get oğlum, get. Konuşacaklarınız birikmiştir.
İyi akşamlar. Anne. Derdin abimin? Fırat. Mirza? Ergin? Senin ne işin var burada? Benim arkadaşlarımı mı kullandın? Ben çağırsam gelmezsin. Haklısın. Ver şu anahtarı. Hayır. Konuşmadan gidemezsin. Öyle bir giderim ki. Ver şu anahtarı. Gidemezsin dedim. İyi. Ben de sen o kapıyı açana kadar burada sessizce oturup beklerim. Ben bu dükkanda sabahlamaya alıştım zaten. Bu konuşmadan kaçamaz. Anlaşıldı. Benimle konuşmak için bu kadar zahmete girdiğine göre önemli bir şey var. Ne oldu? Benden özür mü dileyeceksin? Gerçi bir dakika. Kimse de yok burada. Sen seyircisiz. Yani senin tarzın değil bu. Sen bana oyun oynamak istediğin zaman kalabalıkları tercih ediyorsun. Restoran. Nikah masası. Şimdi neden yalnızız? Ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Buraya da özür dilemeye gelmedim zaten. Niçin geldin o zaman? Beni daha fazla aşağılayamazsın çünkü. Burada hastalığını tedavi edebilecek en iyi doktorların bir listesi var. Senin için en iyisini işaretledim. Yarın randevu almanı istiyorum. Emrin olur. Senin iyiliğin için uğraşıyorum Fırat. Çok geç. Bana olan öfken yüzünden hata yapacaksın. Evet, haklısın. Sen beni her ittiğinde geri döndüm. O nikah masasında bıraktığında da geri döndüm. Aynı şey. Aynı şey. Ben her defasında kendimden verdim. Ve en büyük hatam sana aşık olmak oldu. Vicdanını bu şekilde rahatlatmana müsaade etmeyeceğim Naz Soyler. Benden uzak dur. En başından beri istediğim bu değil miydi zaten? Bu kadar konuşma yeter. Ver şu anahtarı. Ya oğlum sıkma canını bu kadar ya. İyi bir şey yapmaya çalıştın ama tabii. Abim zaten üzgün. Yapılan emri vakiye sinirlenmesi çok normal. Sen sıkma canını. Ya ona takılmıyorum. Biz kardeşimle küs kalamayız zaten. Ama Fırat darmaduman oldu ya. Ben ona dertleniyorum. Sadece onunla kalsa iyi. Bir de sanki başımızda hiç dert yokmuşçasına eniştenin kebapçısı çıktı. Of, bir o vardı ya. Allah'ım, Allah'ım. Ne olur teker teker ver şu dertlerini. Teker teker ver. Senin babanın buraya dükkanı açtığını öğrenince Fırat, sen o zaman gör. Esas kıyamet o zaman kopacak zaten. Ay, çocuklar. İster misiniz şimdi? Alınca. Ben eksikleri almaya gidiyorum markete. Tamam. Fırat, eniştesinin dükkanında olay çıkarsın. Bunun üzerine eniştenin adamları Fırat'ın üstüne çullanırken Sultan ablam arada paralansın. Ben mi gideyim? Yardım edeyim Seviye.
bu gelişmeleri Sultan abladan öğrenen Hazım Bey enişteyi düelloya davet etsin. Düello esnasında Hazım Bey'in silah tutukluk yapsın ve oracıkta can versin. Bunu gören Sultan ablam da karalar bağlısın. Ben bir tuvalete gidip kendimi kilitleyeyim. Ve Naz babasının ölümünden Fırat'ı sorumlu tutsun. Biz de dahil olalım. Ve olaylar jenerasyonlar boyunca süren bir intikam hikayesine dönüşsün.